Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Yılın ilk çeyreğini geride bıraktık. Özellikle koronavirüsü ile alakalı süreçle birlikte varlık fiyatlarında önemli değişimler gördük. İlk 3 ayda gerçekten çok ciddi fiyatlama reaksiyonları izledik. Peki uzun vadeli grafiklerimizde acaba varlıklara ilişkin trendsel faaliyetlerde uzun vadeli görünümde bir bozulma oldu mu? Bu videonun ana konusu bu olacaktır. Ee, ve bu çalışma uzun vadeli vurguladığım için kısa vadeli beklentiler içerisinde yer almamak önemlidir. Videonun konsepti, özellikle en azından 2020 yılının geneline ilişkin aktardığımız daha önceki grafiklerde bozulmalar var mı? Bunların cevaplarını vereceğiz. Pariteler olacak emtia varlıkları olacak. Hatta borsa endeksleri, enerji fiyatları bunların hepsine kısa kısa değineceğiz. Tabii ki onlarca varlık üzerinde kısa kısa bilgilendirmeler yapacağım için de videonun süresi biraz uzayabilir ama ana odaklanacağımız husus grafiksel çalışmalarda varlıksal beklentilerde bir değişim oldu mu, olmadı mı? Bu olacaktır. Bu videoyu aslında iki parçalı bir halde izleyebilirsiniz. İlk etapta pariteleri aktaracağım. Ama onun öncesinde şu anda koronavirüsün güncel durumunu sizlere aktarmak istiyorum. 883.225 totaldeki süreç ve bu süreçte 44.156 kişilik bir kayıp ve 185.377 kişinin de bu süreçten kurtulduğunu görebilmekteyiz. Çin'e baktığımızda çünkü virüs nerede çıktı? Çin'de çıktı. Çin'de sürecin durduğunu söyleyebiliriz. Yani evet ölümler yine var ama e, vaka sayılarında neredeyse hani e, durma noktasında olduğunu, işin Çin boyutundan e, çıktığını söyleyebiliriz ama diğer taraftan Avrupa ve ABD tarafında tehditkar durum devam ediyor. Amerika'da özellikle İtalya ve İspanya'da bu süreç gerçekten çok dikkat çekiyor. Türkiye'de de yeni yeni çok net hareketler görülebiliyor ama işin Amerika ve Avrupa, Avrupa içerisinde de en başta İtalya daha sonra İspanya gerçekten çok dikkat çekiyor. Ve grafikte de göreceğiniz üzere Amerika'da 190 bin, İtalya'da 106 bin, İspanya'da 102 binlik bir mevcut süreç var. Ve vaka var ve bu süreçler içerisinde 12.500'e yakın İtalya'da 9.000'e yakında İspanya'da ölü sayısının olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'da şu anda 2350 civarında bir ölüm sayısı söz konusu. Tabi koronavirüsü ülkelerin ekonomik aktivitelerindeki tahribatların artıyor olması, merkez bankaların, para politikası açısından, hükümetlerin maliye politikası açısından çok önemli proaktif önlemler almasına imkan tanıdı. Bunun amacı ekonomik tahribattaki o bozulmanın mümkün olabildiğince az kayıpla sonuçlanması, ilaveten de bu süreçte işini kaybeden, iş kaybı tehlikesinde olanlar, evde olanlar, bunların hepsinin de mevcut süreci toparlanmasına ya da süreci en az kayıpla imkan tanıyacak bir görüntü oluşturabilmesi adına da devletler ve merkez bankaları çok ciddi efor sarf ediyor. Zaten bu süreçte yapılan bütün hareketleri siz de yakinen takip ediyor oldunuz. En azından benim videolarımda ne süreçlerin ne olduğunu, FED ne yaptı, ECB ne yaptı, İngiltere Merkez Bankası ne yaptı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yaptı, hükümetler ne yaptı, işte sınırsız para tarzındaki parasal genişlemeler, faiz indirimler, işte maaşlarının ödenmesi işte faturalarının yatırılması gibi gibi bir sürü seçenekleri sunduğu ve bu süreci de atlatmaya çalışıyor ülkeler e, Tabii ki bu sürecin ne zaman atlatacağını kimse bilmiyor Sonuçta bu iş bir finansal e, krizden ziyade, tıbbi bir kriz yani sağlıksal anlamda süreci yine tıbbi çözümlerle bulunacağı için e, burada işin finansal boyutu tabii ki ezberlerin bozulduğu bir süreç oluşabiliyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Birinci çeyrekte özellikle panik havası vardı. İkinci çeyrekte finansal piyasalar bu panik havasını normalleştirmeye çalışıyor ama... Vaka ve ölü sayılarında özellikle ABD ve Avrupa tarafında işler daha da kötüye gidiyor. Yani bunun önüne geçilebilmesi bütün finansal piyasalardaki süreci çok daha iyi noktaya getirebilir. Ama bu süreç kötüye giderse ister istemez tekrar finansal piyasalarda bozulmalar oluşabilir. Panik havasının olmadığını görebiliyoruz. Ama yine de ezberlerin bozulabileceği bir dönem olabilir. İkinci çeyreğe yine bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Şimdi Öncelikle hani borsalarda, varlıklarda, yıllık bazda yani en azından ilk çeyreği tamamladığımız süreçte neler görülmüştü buna bakacağız. Borsa tarafında bankacılık endeksinin %29 Mali endeksin %27, Sinay endeksin %22'ye yakın değer kaybı oluşturduğunu, işte Örnek veriyorum TÜPRAŞ'ın %38, Akbank'ın %32'lik bir kayıpla süreci devam ettirdiğini, ASELSAN'ın mesela %9.55, EKTAŞ'ın %22'ye yakın pozitif bir görüntü olarak diğerlerinin ayrıştığını söyleyebiliriz. Borsa Endekslerine baktığımızda bu sene yani ilk 3 aylık performansta Paris endeksi Kakaran'da %30'a yakın, DAX'da %28'e yakın, FTSE'de yine %28'e yakın, Bizim tarafta yurt içi de BIST 30 %24 yakın. Bunun dışında Nikkei endeksi %23 %24 aralığında S&P 500 %22, BIST 100 %22, Nasdaq %12, Şangay Kompozit %10. Bakın korku endeksi ya da endişe endeksi dediğimiz S&P volatility endeksi 296'lık bir yükseliş yani endişenin ne kadar arttığını görebiliyoruz. Bunun yanısına varlıklara baktığımızda tabii ki bu sene enerji fiyatları çok dikkat çekti. Hem e, OPEC ile birlikte Suriye, düzeltiyorum, Suudi Arabistan, Rusya fiyat savaşlarıyla başlayan bir süreç var. İlaveten koronavirüsü ile birlikte bozulan ekonomik aktivitasyonlar var. Arz farzılığı söz konusu. Petrol dinamiklerinde bakın %65-70 aralığında değer kaybı. Düşünsenize bir daha yılın ilk 3. ayını tamamlamışız. Bir varlıkta %70'e varan bir değer kaybı. İnanılmaz bir şey bu. Petrol dinamiklerinde 2002 yıllarına geri döndüğümüzü söyleyebiliriz. Bunun dışında platin tarafında %25'lik, gümüş tarafında %21'lik, sterlinolarda %6'lık, dolar Japonya'da %2,5'luk dolar euro dolarda düzeltim iki buçukluk dolar yen de yüzde bir buçukluk e, dolar frankta neredeyse kafa kafaya değer, değer kayıplarını burada peki değerlenen varlıklar bizim için biraz daha sevindirici neden gram altın yüzde on yani yüzde 17'lik bir e, yükseliş eğilimi. Paladyum %15 dolar Türk lirası bu sevindirici değil ama en azından kabatasak enflasyon teorisindeki görüntü devam ediyor. Tabii ki enflasyon hükümetin %8,5'lık beklentisi vardı ama dış piyasalardaki beklentiler %10 civarlarıydı. En azından diğer para birimlerine karşı daha dirençli biraz sonra onu da zaten izah edeceğim. Euro Türk Lirası %9,5 civarlarında. Ons altın %4,5. Dolar endeksi %3,5 civarlarında. Tahvil bonolara baktığımızda Almanya hazine bonosu 10 yıllıklarda %150'lik bir artış söz konusu. Türkiye'nin 2 yıllık bonosu %24, 10 yıllık bonosuna baktığımızda %9.84'lük. Yani tahvillerde tahvillere baktığımızda Almanya ciddi anlamda. Bunun dışında bizim tahvillerimizde de e, yukarı yönlü potansiyel var. Amerika tarafında 2 yıllıkta %85, 10 yıllıkta da, da %69'luk bir değer kaybı söz konusu. Biraz önce Türkleri, dolar Türk anlatırken diğer paralara karşı daha dirençli demiştik. Bunu şuradan söyledim. Gelişmekte olan para birimlerine baktığımızda %12-35'lik bir değer kaybı var Türk Lirası'nın ama Brezilya Reali'nin %30, Meksika pesosunun %29, Güney Afrika Randı'nın %28,5, Rus Rublesi'nin %27'lik bir değer kaybı Yani bunlara kıyasladığımız zaman biraz daha sevindirici bir süreç söz konusu. Bunlar işin genel başlangıç kısmıydı. Artık işin fiyatlama kısmına geçebiliriz. Önce Borsa İstanbul 100 endeksinden başlamak istiyorum. Benim de uzun zamandır takip ettiğim hatta geçen sene Mayıs ayında da ayı piyasası girildi demelerine karşın temkinli kaldığım hatta tekrar yükseliş eğilim olacağını düşündüğüm bir grafik çalışmasıydı bu. Yine son süreçte oluşan hareketlerden sonra Yine bir ayı piyasasına girdi, bütün dünya genelinde haberleri varken ben yine temkinli yaklaşıyordum. Yine yukarı yönlü bir eğilim olabileceğini düşünüyordum. Çünkü e, grafikler bu konuda destekleyici olabileceğini, bu kadar kolay bir şekilde bozulabileceğini düşünmemiştim. Ama koronavirüsünün süreci ve piyasalar üzerindeki reaksiyonu gerçekten ezberlerin bozulduğu bir döneme imkan tanıdı. 90, bin seviyesini önemsiyordum ve aylık kapanışın bu bölgenin üzerinde mi, altında mı olduğu benim için çok önemliydi. Nitekim Mart ayında kapanış rakamı 89.643'lerde geldi. Yani 90.930.000 olarak vurgulamış olduğum bölgenin altında kapanış yaptı. Ancak bu grafik neredeyse 10-12 yıllık bir grafikten bahsediyorum. Yani bir tane aylık kapanış yaptı diye algı değişecek değildir. Zaten 90 bine çok yakın yerde kapanış yapması biraz daha dikkatli olunması gereken bir dönemi de beraberinde getiriyor. Ben 90-93 üzerinde aylık kapanış yaparsa tekrar Borsa İstanbul 100 Endeksine tek yukarı yönlü bir reaksiyonların oluşabileceği düşüncesini savunabilirim. Ancak bu savunmamın Garanteci daha da yüksek ihtimalleri konuşabilmem için 106.000-107.000 bin, bin bölgesini aşması lazım. Biliyorum bu tarz düşünce diyeceksiniz ki ya sen bunları söylüyorsun ama ben bunları nasıl yakalayacağım? Ama yine söylüyorum bu çalışma uzun vadeli bir çalışma olduğu için kısa vadeli beklentiler içerisinde olanlar bu grafiklere bakmaması gerekiyor. Yani 90-93.000'in üzerinde aylık kapanış yaparsa 106.000-107.000 liraya kadar 106.000-107.000 üzerinde hareket olursa o zaman dönüş garanti teyit kazandı diyebiliriz. Ama şu an için henüz böyle bir durum yok. Bu sefer bu sebeple de acaba tekrar 80 bin doğru bir hareket olacak mı? Bu sorunun da cevabını bulmamız lazım. İşte kısa vadeli, orta vadeli fiyatlar bu açıdan önemli. Ben Burada 90-93 binin üzerinde aylık kapanış olmadığı için biraz daha dikkatli olunması taraftarıyım. Ama ne zaman bu bölgenin üzerine aylık kapanış yapar o zaman algım bu hususta değişebilir. İşin Borsa İstanbul'u üzerindekisindeki görüntüsü bu şekildeydi diyebilirim. Şimdi hemen madem yurt içinden başladık Dolar Türk Lirası'ndan devam edelim. Ondan sonra da diğer paritelerdeki varlıklara değinelim. Şimdi dolar Türk lirasında yılın başında da paylaşmıştık. Geçen yılda bu grafiği paylaşmıştım. Bahsetmiş olduğum göstergeler 13 ve 15 aylık üstel hareketli ortalamalar. Bu ortalamalar 5.90, 5.98 bölgesinden geçiyor. Yükseliş eğilimini destekliyor. İlaveten 6.23 yerin 6, bakın 6.23'ün üzerinde aylık kapanış yaptı. Hatta 6.56'nın üzerinde Aylık kapanış yaptı. Bakın dikkat edin. O 7 10 67'den sonraki o sert satışların başladığı bölgeden bahsediyorum. 6.56 üzerinde aylık kapanışı oldu. Yani bu ne demek? Yukarı yönlü eğilimin maalesef devam edebilme, daha fazla kırılgan olabilme potansiyelini güçlendiriyor ki gidebilecek bölgeleri de olası bölgeleri grafikten görebiliyorsunuz. Hani çok ciddi bir sert düşüş oldu diyelim. Nereye kadar düşebilir? Hani gidebileceği Maksimum rakam neresidir diye soracak olursanız yaklaşık 10 yıldır 9 yıldır baz aldığımız ortalamalar 5.90 5.98. Peki gider mi? Gitme ihtimali çok zayıf. Ha bir senaryo gidebilir mi? Eğer 6.56'nın altında aylık kapanış olursa neden olmasın? Ya da bir tombul parmak gibi bir süreçte aşağı yönlü çok sert bir düşüş olabilir ama bunlar ihtimali çok zayıf e, görüntüler. Görüldüğü gibi çok net bir şekilde yükseliş eğilimi devam ediyor. En azından çok yakın zamandaki görüntüde 6.85'lere kadar yeni bir hareket ihtimali olabilir ama bunun öncesinde 2018 Eylül'deki zirve 672 56 civarlarına doğru daha kısa vadeli bir görüntü sunuyor grafik bana ama görüldüğü üzere yani dolar Türk lirasında yukarı yönlü reaksiyonların devamına ilişkin düşünce ön planda. Dolar endeksi tarafına baktığımızda dikkat edin bakın Mart ayı tarihsel anlamda 103.76'ye ulaşması sonrasında 94.58'e kadar geri çekilme akabinde düşüşlerini sınırlandırıp tekrar Yukarı yönlü bir reaksiyona başladı. Yani dolardaki güçlenme eğilimi devam ediyor. Bu da ister istemez tekrar 100.30 aşılması durumunda 100.30 100.60 bu bölge önemli. Bu bölgeye aşarsa tekrar 103.76'ya doğru bir hareket oluşturabilme potansiyelini çağrıştırıyor. Dolar endeks tarafında yükseliş eğilimi devam edebilir ama ara bölgede 100.30 100.60 bölgesini takip edelim. Bu bölgeyi aşacak mı aşmayacak mı en azından orta vadeli yatırımcılar için önemli. Euro dolar paritesine baktığımızda 1.0880 1.1240 arasındaki fiyatlama reaksiyon devam ediyor. 1.1240'ın üzerinde ya da 1.0880'in altında aylık kapanış görmedik. Aylık kapanış görebilirsek o zaman hareketler daha da netlik kazanacaktır ama dolar endeksi eğer 100.30 100.60 bölgesini aşarsa o zaman euro dolarda 1.05'lere doğru yeni bir hamle izlenebilir. Peki Dolar endeksinin aşağı yönlü hareket olursa Euro dolarda 1.12.40 1.12.40'ın üzerine aylık kapanış olursa o zaman 1.15 hatta 1.18.75 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Şu an için algı Euro doların negatif tarafta olması şeklinde ama teyit için 1.08.80'in altında aylık kapanışa ihtiyaç var. Nereye kadar gidebilir? 1.05'lere kadar alan söz konusu daha da devam edebilir mi? Dolar endeksinin performansı bu açıdan önemli. Sterling olay paritesine baktığımızda bu yılın Başında paylaşmış olduğumuz uzun vadeli beklentimizde 60 aylık hareketli ortalamayı önemsemiştik ve bu bölgenin altına negatif eğilimin devamına ilişkin düşüncenin ön planda olduğunu vurgulamıştık. Şu anda 1.35'lerden geçiyor. Hani giderse gidebilecek maksimum bölge 1.35 ama buraya ihtimal var mı? Ben bu ihtimalin çok zayıf olduğunu görüyorum. 1.27'ler benim için önemsediğim bir seviye. 1.35 so son öncesinde 127'nin altındaki hareketler tekrar 114'lere doğru bir hamleyi beraberine çağrıştırabilir. Benim e, teknik anlamda bunun teyidini kazanabilecek husus 123 altında aylık kapanıştır diyebilirim. Algı negatif devam ediyor. Dolar Yen paritesine baktığımda 75.50 125.85 arasındaki o yükseliş rallisinin düzeltmesinin olduğu bölge %50'lik bölge 100. 70. Buna psikolojik olarak 100 seviyesi diyebiliriz. Yükseliş eğilimi devam ediyor. 233 aylık üstel hareketli ortalama 105.80'den geçiyor. Bu bölgenin de üzerindeyiz. Bu bölgenin altında aylık kapanış yapmadığımız müddetçe yukarıda 110.35'lere kadar alan var. Burayı da aşarsak o zaman yani üzerinde aylık kapanış yaparsak yükseliş eğilimi kaldığı yerden devam edebilir. Bu sene beni şaşırtan varlıklardan birisi dolar yen. O yüzden de 105.80'e dikkat edelim. 105.80'in altında eğer aylık kapanış yaparsa biraz daha bir tepki hareketi izlenebilir. Ama ben genel algı olarak yükseliş eğilimin devamına ilişkin düşüncenin ön planda yer aldığını söyleyebilirim. Farklı varlıklardan euro franga bakalım. 1 euro eşittir 1 frank vurgusunu yapmıştım. Bunu da daha önce hem Twitter hesabımdaki grafik paylaşımla hem de bununla alakalı ayrıntılı bir özel rapor paylaşımı yaparak bu hususu izah etmişim. Nitekim baktığım zaman teorik bölge olarak adlandırdığım 1.0646'ın kırılması sonrasında bu düşüncem daha da güçlenmiş oldu. Haftalık bir grafik olduğu için 1.0646'nın altında haftalık kapanışa devam ettiği müddetçe aşağı tarafta 1.05'lere kadar hatta 1.04'lere kadar bir alan ihtimali var ama uzun vadeli görüntüde negatif tarafta 1 euro 1 frank olabilme potansiyelinin ön planda yer aldığını söyleyebilirim. Grafikte zaten burada destek ve dirençleri uzun vadeli görebilirsiniz. Bir diğer varlık dolar Meksika pezosu. Niye bunu dikkate alıyorum? Hani hatırlarsınız 2017'nin başında işte Meksika duvarını biz yapacağız yapmayacağız. Trump'ın çok ciddi orada atılımları falan vardı. O zamanlar paylaştığım grafik çalışmasıydı. Şimdi bunun güncel halini paylaşıyorum. Uzun vadeli görüntüde 2014 Ağustos'tan beri kullanmış olduğumuz 150 haftalık üstel hareketli ortalama yukarı yönlü eğilimi devam ettiriyor. Bu yükseliş ortamıyla birlikte 26-66'a kadar bir alan var. Şu anda kısa vadeli biraz daha orta vadeli baktığımızda 23-15'lerin üzerinde algı pozitif ama uzun vadeli baktığımızda kritik ortalama üzerinde ve üçgen bölümünü sonlandırmasıyla birlikte yükseliş eğilimine uzun vadeli konjektürde devam edebilme potansiyeli var ve 26-66'lara doğru bir çıkış eğilimi de bu aşamada e, gündemimizde yer almaktadır. Videonun süresi uzadığı için ben videonun bu bölümünü burada tamamlıyorum. Diğer varlıklarla alakalı bölümü de yeni bir video çalışmasıyla sizlere aktarıyor olacağım. E, kendinize iyi bakın. Başarılı bir trade süreci dilerim. Bu grafiklerin de bu paylaşımımda uzun vadeli yani yeni çeyrekler görüntüsündeki paylaşım olduğunu da lütfen göz ardı etmeyiniz.